Projemizde özellikle boyundan aşağısı tutmayan herhangi bir kazadan veya ALS gibi kas hastalığı gibi hastalıklardan dolayı dezavantajları bireylerin göz bebekleriyle bilgisayar kullanmaları için bir çözüm geliştirdik. ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan uygulama Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Yılmaz tarafından Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde geliştirildi. Söz konusu uygulama hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine imkan sağlarken ellerini hareket ettiremeyen hastaların da bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine imkan tanıyor. Aynı zamanda bireyin göz hareketiyle bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkanı sağlayan uygulama gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymaksızın çalışıyor. Geliştirdiğimiz çözüm e, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleriyle eş zamanlı olarak çalışıyor. Sürekli olarak kullanıcının göz bebekleri tarıyor ve bu göz e, taramasıyla birlikte de elde ettiği hareketleri bilgisayar aktarıyor. Uygulama ile ilgili bilgiler veren Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hakan Yılmaz şunları söyledi. Bizim kullandığımız çözümümüz şu an piyasadaki birçok son kullanıcı odaklı çözüme e, nazaran donanım kullanmaması, e, harici ek bir aygıta ihtiyaç duymaması ve sadece bilgisayarın kamerasını kullanması sebebiyle ön plana çıkıyor. Bunu Türk Telekom liderliğinde gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir kamu sanayi işbirliği oldu. Bununla birlikte bu tarz projelere devam ediyoruz. Şu an özellikle özel eğitim gereksinimi olan bireyler için, öğrenciler için de bir çalışmamız var. Yakın zamanda da onun duyurusunu yapacağımızı e, yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmanın alt amaçlarından bir tanesi de yaptığımız bilimsel yayınların sadece yayında kalmayıp, bilimsel anlamda kalmayıp son kullanıcılara hitap edebilecek bir ürün haline gelmesiydi. Bu çalışmada onun da güzel bir örneğini sergilemiş olduk.